Ebu Zeyd Üsame bin Zeyd bin Harise radıyallahu anhuma şöyle dedi. Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame, peygamberimizin azat ettiği evlatlığı iken azat ettiği. Zeyd, onun oğlu Üsame, peygamberimizin çok sevdiği insanlar bunlar. Çok sevdiği bir aile. E, kendi babasından kalan hizmetçisi, e, ile evlendirmişti Zeyd bin Harise'yi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan Üsam'a doğmuştu. Dolayısıyla Peygamberimiz hem o hizmetçisini, hem Zeyd'i evlatlığını, hem onların evlatlarını çok severdi. Peygamberimizin babası vefat edince ondan kendisine bir hizmetçi kalmıştı. Annesiyle işte Medine'ye giderlerken o da yanlarındaydı. Dönüşte ise annesi de vefat edince o hizmetçisi peygamberimize çok iyi bakmış. Anne gibi zaten annemden sonra annem diye e, hitap ediyordu ona. Onun iyiliklerini Efendimiz unutmuyor tabii ki. Peygamberimiz hiçbir zaman iyilikleri unutan birisi değil, vefakar bir insandır. Dolayısıyla en çok sevdiği Zeyd ile onu evlendiriyor ve onlardan da e, Üsame doğuyor. Üsame'de. Dolayısıyla bu aileyi çok seviyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üsame diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Kıyamet günü bir adam getirilir ve cehennem ateşine atılır. Bağırsakları karnından dışarı çıkar. Ve onlarla birlikte değirmen döndüren merkep gibi döner durur. Yani o azaptan, azabın şiddetinden iç organları arkasından dışarı çıkıyor. Cehennem halkı onun yanına toplanırlar ve derler ki yahu sana ne oldu? Tanıyorlar tabii. Sen iyiliği emredip kötülükten nehyetmez miydin? Ya dünyadayken sen hep bize doğru şeyler anlatırdın, yanlışları yapmayın derdin falan. Ne oldu sana böyle? Söylediklerinden bir şey var. Hadi biz senin dediklerini yapmadık, yanlış dedik. Buraya geldik, düştük sen de herhalde sen söylediklerini yaptıysan o da da mı yanlış acaba? Niye böyle buraya geldim? diye soruyorlar. O da diyor ki evet diyor. İyiliği emrederdim diyor. Ben size doğrular söyledim ama ben de yapmazdım. Kötülükten yasaklardım. Size yapmayın falan derdim ama sizin yaptıklarınızı ben de yapardım diyor. Onun için ah sizin düştüğünüz yere ben de geldim. Aynı yere geldim der. Bu hadis-i şerif mümin olan hatta iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak gibi bir vazife yapan bir kimsenin cehenneme girişini ve oradaki kötü akıbetini gözler önüne sermektedir. Azap yani bile bile azaba düşmek hakikaten çok zor bir durum. Onu anlatıyor bu hadis-i şerif. Dünyada kendisini tanıyan ve nasihatlerine muhatap olan fakat uymadıkları için kendileri de cehenneme girmiş olanlar onun burada bulunmasına ve bu ürkütücü ve ürperdici haline şaşarlar. Yani burada hem cehennemin bir azabı var, ateşi var, hem bir taraftan da mahcubiyet var. Yani yeryüzü dünyadaki kendini sakladım falan ama orada foyan ortaya çıktı, iş ortaya çıktı. Hem orada bir rezil olmak var insanlar. Belki sana gülüşecekler. Ha bizi kurtarmaya çalışıyorsun, kendini kurtaramamışsın diye. Rezil olmak var. Ee, utanmak var, mahcubiyet var. Bir de azap var. İki türlü azap. Maddi ve manevi azap var. Bu çeşit hadisler terhip hadisleri diye adlandırılır. Terhip, korkutma. Korkutucu hadisler. Önceden durumu bildir ki ona göre insan tedbirini alsın. Ee, bu korkunç duruma düşmemek için, acı duruma düşmek için e, kendisine çeki düzen versin. Yani kötü, uygunsuz ve çirkin davranışlardan sakındıran hadislerdir. Terhib hadisleri. Bir kimsenin kendi söylediklerine kendisinin uymaması, kendi söylediklerini kendisinin yapmaması ve aksini yapması. Bu ne kadar kötü bir şey hakikaten. E, şahsiyetsizlik aynı zamanda. Bu hadisleri bunu bizlere gösteriyor. Biraz önce bahsettiğimiz ayetlerin açıklamasında ifade edildiği gibi bu davranış bunun aynı sonu akıbeti hakikaten acı olacak. Bu hadis böyle kimselerin kıyamet gününde ne halde ceza göreceklerini müşahhas bir şekilde ifade etmesi açısından da dikkat çekici. Yani bu diyor adam cehenneme atılıyor ateşe. Bağırsakları karnından dışarı fırla çıkar. Yani azabın şiddetinden iç organlar, bağırsakları, iç organları hatta dübüründen arkasından da dışarı çıkar diyor ve onlarla birlikte onları yerde sürüyerek dönmeye başlar. Değirmen döndüren merkep gibi beygir gibi dönmeye başlar. İnsanlar da başına toplanarak onun bu haline şaşarlar. Bu acı hali bildiriyor ki Efendimiz bu hale düşmeyin diye. Güzellikleri, iyilikleri insanlara söyleyin ama kendinizde yapın yanlışlardan sakındırın, kendinizde uzak durun. Cenab-ı Hak bunu hepimize kolay kolaylaştırsın. Bunu yapabilmeyi nasip eylesin inşallah. Bu hadis-i şeriften neler öğrendik kıymetli dinleyenler? Bir cehennem azabı haktır ve çeşit çeşit derece derecedir. Bazı insanlar bunu sulandırmaya çalışıyor. Cehennem azabı istesin bildiğiniz gibi değildir. Ruhu bir sıkıntı olabilir gibi değişik değişik fikirler var. Reenkarnasyon vardır. Daha kötü bir hayata çıkmaktır gibi cehennem azabını işte rahmet, merhamet sahibi Allah kuluna azap eder mi? Ne biçim siz cehennem azabından bahsediyorsunuz gibi sözler var. Dinleyenler de mantıklı gibi geliyor. O diyorlar ya Allah Teala Kur'an'da o kadar merhametten bahsediyor ki engin merhametinden her şeyi kuşatmıştır diye. Bu merhamet sahibi Allah nasıl azap eder? Aynı merhameti bildiren Allah azabının da olduğunu söylüyor. Ben hem merhametliyim hem azap ederim. Şunu yapanlara merhamet ederim, bunu yapanlara azap ederim diye bildiriyor. Dolayısıyla cehennem azabı, cehennem vardır. Hadislerde, ayetlerde nasıl bildirildiyse öyledir. Onları eğip bükmeye, tevil etmeye gerek yoktur. İki sözüyle davranışı birbirine aykırı olan, ilmiyle amel etmeyenlerin Allah katındaki cezaları şiddetlidir. Özü sözü bir olacak insan. Dürüst olacak. Gün 3 günahkar müminler de suçları miktarınca ceza çekmek üzere cehenneme gireceklerdir. E tabi bu insan imanı varsa imanı var da sadece iyilikleri yapmadıysa cehenneme girer, cezasını çeker ama sonunda çıkar oradan cennete girer. Ama tabi bu kolay bir şey değil. Oradan çıkıp kurtulu girer diyoruz ama o çıkıncaya kadar artık neler çeker ne azaplar çeker ona hiç yaklaşmamak gerekir. 4. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemin ve cehennemde azap görenlerin vasıflarla ilgili bilgiler vermiştir. Peygamberimiz cehennemden, cennetten bilgiler bizlere sunmuş. Bunlar da tabi ki allah Teala'nın kendisine verdiği bilgilerle olmaktadır. 5. Marufu emir ve münkeri nehi vazifesini yerine getirmek ve bunun gereğiyle amel etmek cehenneme girmeye mani olur. Yani iyilikleri insanlara anlatmak, kötülüklerden sakındırmak, bunu yapmak ve bunu söylemek ve sözlediğimiz kendimizde yapmamız bizi cehennem azabından korur. Ahirette ömür gerçek hayatımızı sıkıntılardan korur. Güzel bir hayata kavuşmamıza, cennet hayatına kavuşmamıza, Allah'ın nimetlerine, lütuflarına nail olmamıza vesile olur. Dolayısıyla bunu tercih etmek, bunu yapmak hem başkalarına faydalı olmak hem kendimize faydalı olmak. Bir taşta iki kuş vurmak gerekir kıymetli dinleyenler. Ama bu da tabii ki o öyle söylenildiği kadar kolay değil. Sabredilmesi gereken işlerdendir. Bu uğurda, bu yolda başımıza gelenleri de baştan düşünerek kabul ederek bunlara da sabırla karşılık vermemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak bu vazifeyi hakkıyla yerine getiren ve sabreden kullarından eylesin inşallah